Tren sendikamızın TİSK'in mensuplarına teşekkür ediyorum. Açış konuşmalarını yapmak üzere önce Özgür Bey'e, TİSK Genel Başkanı Sayın Özgür Burak Akyol Bey'e söz vermek istiyorum. Başkanım buyurun. Sayın Bakanım teşekkür ediyorum. Kıymetli Bakanımız, değerli Türk İş Başkanımız, Türk İş'in üyelerimiz, değerli komisyon üyeleri, kıymetli basın mensupları, ben de öncelikle bu sürecin ülkemiz adına hem emekçiler, çalışan kesim adına hem de işletmeler ve işverenler adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün benim altını çizmek istediğim birkaç tane konu var Sayın Bakanım müsaadenizle. Şimdi biliyorsunuz birkaç aydır oldukça da sık gündem olan emtia fiyatları, enerji fiyatları hem dünyada hem ülkemizde kolay olmayan belirsiz dönemlerden geçiyoruz. Vatandaşlarımızın beklentisi var. Normalde biliyorsunuz asgari ücret yıllık belirleniyor ama üçlü bir mutabakat var. Bu altını çizmek istediğim konu budur benim. Hem işçi tarafımızın hem devletimizin, Sayın Bakanımızın himayelerinde hem de işletmelerimizin, işverenlerimizin mutabakatıyla ara bir zam ihtiyacı olduğu konusunda mutabık olduk. Buraya severek, isteyerek geldik. Bu mevcut konjonktür sebebiyle vatandaşlarımızın beklentisinin karşılanması gerektiği konusunda biz Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu olarak tam bir mutabakatla buradayız. Bir taraftan emtia fiyatları dedik, enerji fiyatları dedik. Yanı başımızda bir savaş var, bölgemizde bir savaş var. Vatandaşlarımızı etkiliyor dedik. Bir taraftan aynı belirsizlikler işletmelerimizi, iş sahiplerini ve şirketleri de etkiliyor. Dolayısıyla yine dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır. Ben son buluşmamızı sayın kıymetli basın mensuplarını hatırlatmak istiyorum. Son buluşmamızda esasında 20 yıldır, 30 yıldır konuşulan, 40 yıldır konuşulan bazı şeyler hayata geçti. Onlardan bir tanesi çok güzel bir zam verildi. %50'lik bir net ücrete zam yapıldı. Enflasyon zam yapıldı. Bir ikincisi ki en az iki kadar kıymetli. Sayın Bakanımız da çok iyi bilir. Geçmişi bizden daha iyidir kendisi. Uzun yıllarda konuşulan asgari ücretten vergi alınmaması konusunu bu komisyon hayata geçirdi. Asgari ücretten vergi alınmıyor. Sadece asgari ücretten değil, tüm çalışanların yani 14 milyon çalışanın asgari ücret kadar kısmından da vergi alınmaması bu komisyonun bir çıktısıdır. Güzel bir esasında mutabakat olmuştu. Son buluşmamız yine üçlü imzayla hem kamunun hem işçi kesiminin hem de işverenlerin mutabakatıyla tamamlanmıştı. Ben aynı şekilde hem vatandaşımızı koruyan, kıymetli çalışanları, 14 milyon insanı koruyan, hem işletmelerimizi büyük küçük ayrımı yapmadan tüm işletmelerimizi, istihdam sağlayan, ihracat yapan işletmelerimizi koruyan dengeli bir süreç olacağını, dengeli bir rakamda anlaşacağımıza ümit ediyorum. Tekrar bu sürecin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Kıymetli Başkanım, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay Bey. Buyurun. Sayın Bakanım, TİSK'in değerli Genel Başkanı, onun değerli çalışma arkadaşları, bakanlığın değerli yetkilileri, değerli bakan yardımcıları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, özellikle uzun yıllar sonra ilk defa asgari ücretle ilgili bir toplantı yapıyoruz. Haziran ayının sonlarına doğru. Şimdi bu son 5 aydır enflasyonda olan bu yüksek artış, özellikle gıdada olan yüksek artıştan kaynaklanan bir iş. Ben özellikle bu toplantıyla ilgili bizi buraya davet ettiğiniz için şahsınıza da, Sayın Cumhurbaşkanı'na da teşekkür ediyorum. İşte bugün 3600 ile ilgili mecliste bir yasa tasarısı var. Uzun yıllar çalıştınız. Kamuoyunun önemli sorunlarından bir tanesiydi. İşte orada emeklilerle ilgili bir düzenleme var. İnşallah oraya getirdiğiniz rakamları biraz yukarı çekersiniz, daha iyi olur. Sayın Bakanım, asgari ücretle ilgili son 5 aydır, işte Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef 3 ay sonra bu aldığımız zam özellikle gıdadaki olan yüksek enflasyondan dolayı eridi. Dar ve sabit gelirli, asgari ücretli, emekli, yani çalışanlar bu ülkede en büyük sıkıntıyı çeken toplumun kesimleri.
savaş olduğunu biliyorum, kamuoyu biliyor. Bir Covid diye bir hastalık hala bitmedi, devam ediyor, başımızdan geçti ama insanlar son yıllarda görmediği şekilde ekonomik sıkıntı içerisindeler. Onun için bu toplantı oluyor. Şimdi bizim burada işte son geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı ziyaretten sonra sizin de katkınızdan işte bu toplantı organize edildi. İşte bugün, dün davet ettiniz, bugün buradayız. Yani temennim oluşan enflasyon ortada. O enflasyon çerçevesinde kamuoyunu, asgari ücreti, darbe sabit geriliği nefes aldıracak bir düzenleme olur diye arzu ediyorum, temenni ediyorum. Talebimiz de o. Bunun dışında çalışma hayatını Sayın Bakanım sizden haftada 15 günde bir konuşuyoruz. Sıkıntıları var. Şimdi bu asgari ücret buraya geldi. Nitelik iş ne olacak? Nitelikçi işçi ne olacak? Yani şu anda asgari ücret ve asgari ücrete yakın Türkiye'deki sayı çok yüksek. Yani olmadığı kadar yüksek. Yani asgari ücretli ve ona yakın. Yani 5000 lira yakın. Sayı çok yüksek. Yani evvela özellikle siz sendikalaşmayla ilgili gayret sarf ediyorsunuz ama şu ana kadar bir netice alamadık. Türkiye'nin en önemli 500 tane firması var. En büyük firması. Biz onun 100 tanesini örgütlüyüz. Ki bunlar iyi para kazanıyorlar. İhracat yapıyorlar. Ama burada 400'ünde biz örgütlü değilsek bunu benim de, TİSK'in değerli başkanı kardeşimin de, sizin de, ülkeyi yönetenlerin düşünmesi lazım. Meclisin düşünmesi lazım. Yani burada 86'sı örgütsüz bir toplumda yani öyle bir noktaya geliyor. İşte herkes asgari ücretli çalışacak, sözleşmelere gerek yok. O zaman asgari ücret yapalım. Yani burada bizim böyle bir beklentimiz var. Bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Emeklerin beklentisi var Sayın Bakanım. Bununla ilgili. EYT'lerin beklentisi var. Bununla ilgili bizim geçici işçinin beklentisi var, taşeron işçisinin beklentisi var. İnşallah bu toplantıdan sonra da yani güzel bir netice alırız. Bu konuları bu sene içerisinde tamamlarsak ben bundan, kamuoyu da, ben de, işçi de bundan, çalışanlar memnun olur. Ben burada katkınızdan dolayı şahsınıza da, TİSK'in başkanına da teşekkür ediyorum. Sağ olun Sayın Bakan. Kıymetli genel başkanlarım, ben de çok teşekkür ediyorum. Tabii kıymetli basın mensupları, Türkiye geçtiğimiz Aralık ayının sonunda tarihi bir asgari ücret sözleşmesine imza atmıştı, bulunuyordu. Bundan bütün toplum, asgari ücretli olsun olmasın, bütün çalışanlar, hatta sadece çalışanlar değil, orta sınıflarda, Türkiye'nin orta sınıfları da memnun olmuştu. Çünkü asgari ücret, biraz önce Sayın Başkan'ın da vurguladığı gibi, sadece asgari ücretlerle sınırlı ekileri olmayan, toplumsal ekileri olan bir ücret birimidir. Yani bir iş yerinde asgari ücret belirlendiği zaman asgari ücretin üstünde çalışanlar da ücretlerini belli bir şekilde yukarıya doğru işverenin çekmek mecburiyetinde hissettiği bir hiyerarşik yapı var. O fonksiyonel farklılaşmayı sürdürebilmek için işverenler bu düzenlemeyi yapmak zorundadırlar. Asgari ücretin sınırlı bir ekisi olmadığını buradan görmemiz lazım. Tabii bugün pandemiden sonra büyük bir sorunla karşı karşıya kaldık. Sadece Türkiye değil, dünya büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı. Bu sorun her şeyden önce emtia zincirlerinin kopmasına, ulaştırma zincirlerinin kopmasına, emtia bulunmamasına, dolayısıyla üretim yapılarında ciddi sorunların ortaya çıkmasını şeklinde biçimlendi. Bunun Türkiye'ye yansımaları daha fazla oldu. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz rakamlarla açık bu. Yaklaşık 50 milyar dolar Türkiye'nin enerji kaynaklarına, yani petrol, doğalgaz gibi kaynaklara ayırdığı para, ödediği para bu sene 100 milyar doları geçmiş bulunmaktadır. Nasıl büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu bu 50 milyarın üzerindeki farktan görmek mümkün. Tabii bütün bunların yanı sıra bir de döviz fiyatlarındaki dalgalanmaların ekonomideki negatif etkisini, olumsuz etkisini dikkate aldığımız zaman enflasyonun gerçek sebeplerini, kaynaklarını daha objektif bir şekilde görmemiz mümkün. Tabii Türkiye bu enflasyon ortamında enflasyondan çıkış yolları konusunda da belli bir kararlılıkla mücadele ediyor. Ama tabii herkesin bileceği gibi enerji kaynaklarının düzenlenmesini bizim kendi irademizle yapmamız mümkün değil. İşte
40 küsur dolarlardan Brent petrolün varilinin 120 dolarların üstüne çıktığı bir dönemden geçtik. Bu süreçlerde karşı karşıya kaldığımız sorunlar bizim irademizin dışında yeni problemlere yol açıyor. Fakat her şeye rağmen biz bu sorunun çözümü konusunda kararlı adımlarla ilerlemek durumundayız. Bu adımlardan birisi Türkiye'nin büyümesidir. Geçtiğimiz günlerde açıklandı. İlk çeyrekte Türkiye'nin yakaladığı %7.3'lük büyüme, Türkiye'nin üretim gücünün arttığını, üretim gücünün artmaya devam ettiğini göstermektedir. Bu bizim geleceğe dair duyduğumuz güvenin en önemli kaynaklarından biridir. Bir diğer önemli kaynak da tabii bu büyümenin iç talebe dayalı değil, doğrudan doğruya ihracata dayalı, ihracatta da sanayi üretimine dayalı bir büyüme olmasıdır. Bu üretimdeki gücümüz Türkiye'nin gelecekte bu sorunları aşmasına dönük sağlıklı bir pencere içerisinden bakılmasını ve ümitli olmamızın da kaynaklarını göstermektedir. Tabii bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Yani enflasyon var ama biz üreterek enflasyonu aşacağız, ihracat yaparak enflasyonu aşacağız. Döviz üretemeyen bir ekonomide enflasyonu aşmak mümkün değildi. O zaman kaçınılmaz olarak Türkiye nereye müracaat ediyordu? IMF'in kapısını çalıyordu. Dünya Bankası'nın, IMF'nin kapısını çalan bir Türkiye'nin önüne büyüme değil, büyümeden vazgeçen politikalar öneriliyordu. Türkiye çok şükür bugün orada değildir. O kapıları çalmayacak bir yerdedir. Çünkü ekonomisi döviz üretebilir hale gelmiştir. Bu bizim güven kaynağımızdır. Geleceğe dönük de ümit kaynağımızdır. Bir başka sorun şudur. Bu dünyanın birçok ülkesinde bu sorun yaşanıyor. Üretim içerisinde enflasyonla mücadele etmek, biraz önce altını çizmeye çalıştığım gibi, bizim için geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor. Ama bazı ülkeler üretim içerisinde değil, tam tersine durgunluk içerisinde enflasyon yaşıyorlar. Bu stagflasyonist bir ortam demektir. Türkiye çok şükür bunun çok uzağındadır ve üreterek bu sorunu çözmenin, aşmanın imkanlarına sahip olan bir ülkedir. Tabii asgari ücret toplantısında özellikle üzerinde durmamız gereken mesele şudur. Enflasyonun gelir dağılımını bozacak ikisi. Enflasyon her şeyden önce gelir dağılımını bozuyor. Gelir dağılımını düzenleyen iki mekanizma vardır. Birisi rekabetçi piyasa ortamıdır. Bir diğeri de sosyal devletin sosyal politikalarıdır. Gelir dağılımını bozucu birinci etki, biraz önce bahsettiğim etki rekabetçi piyasa ortamı, muhtelif sektörler arasındaki rekabetin düzenleyici etkisiyle çözülür. Yani farklı toplumsal tabakalar arasında, farklı gelir grupları arasında rekabetçi piyasa etkisiyle gelir dağılımını, piyasanın düzenleyici sonuçlarını görmek mümkündür. Ama çalışanlar enflasyon karşısında kendi gelirlerini düzenleyemedikleri için orada sosyal devletin devreye girmesi gerekmektedir. Bugün asgari ücretle bu fonksiyonları yerine getiren kurumsal bir düzenleme imkanıdır önümüzde. Bunun için biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi, Türkiye'nin üretim gücünün en önemli temeli olan emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz. Biz bir muhtelif şekillerde, vesilelerle açıklamalarda bulunduk. Geçtiğimiz dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak bizim yaptığımız açıklamalar. Burada hep asgari ücretin normal sürede toplanması gerektiğini, şu anda yeni bir şeyin olmadığını o kaydı da düşerek söylemiştim. Ama bugün geldiğimiz ortamda Sayın Genel Başkanların ikisi de bahsettiler. Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması, enflasyonun tahribatı karşısında korunması bizim görevimizdir. Bunu yapmak zorundayız. Bu konuda da elimizdeki en önemli araç asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Biraz önce de vurguladım. Asgari ücret sadece asgari ücret kapsamında olan yaklaşık 6 küsur milyon işçimizdir bunlar. 6,5 milyona yakın bir kesim oluşturuyor. Onlarla sınırlı değildir. Onların üzerindeki gelir gruplarının da, ücret gruplarının da, ücretlerinde pozitif etki yapacak bir unsurdur. Bütün bunlara rağmen,
üzerinde durmamız gereken Sayın Türk İş Genel Başkanı vurguladı. Sayın Başkanımız da biliyor, TİSK Genel Başkanımız da biliyor. Burada çok önemli bir sorun var. Türkiye'nin, Sayın Başkan ilk 500'ü dedi, ben ilk 1000'i söyleyeyim. 1000 içerisinde örgütlü iş yeri sayısı, Türkiye'deki örgütlenme düzeyi %13, 14'e yakındır. Bu çok ciddi bir sorundur. Asgari ücretin dışında Türkiye'nin emekçilerinin örgütlenmediği zaman, asgari ücretin dışında başka bir araçlar olmadığı için ücretler asgari ücret düzeyine sıkışıp kalmaktadır. Orada toplanmaktadır. Bunun açılması için mutlaka örgütlenmenin önünü açmamız lazım. Biz yasal düzeyde örgütlenmeyi zorlaştıran, örgütlenmeyle ilgili, sendikalaşmayla ilgili engelleri kaldıracak çalışmaları daha önce de basında paylaşmıştım, yapıyoruz. Bu mevzuattaki düzenlemeleri yapacağız. Bu yasal engelleri veya yasal gerekçeleri olarak ileri sürdüğü bazı işletmelerin, bazı işverenlerin ne örgütlenmeye karşı, sendikalaşmaya karşı negatif tavrını aşacağız. Bir defa şunu bütün Türkiye'nin bilmesi lazım. Biz Çalışma Bakanlığı'yız. Her şeyden önce emekçilerimizi korumak zorundayız. İşletmelerimizde sosyal barışı, üretimin temeli olan sosyal barışı korumak zorundayız. Bunun için de örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan önce zihniyeti yıkmamız lazım. Onun ötesinde de yasal mevzuattaki sorunları aşmamız lazım. Bu konuda kararlılıkla yürüyeceğiz. Ben bizim bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bu düzenlememizde biz sadece Türkiye'deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı çalışanların lehine, emekçilerin lehine ortaya çıkan olumsuz etkileri aşmakla kalmayacağız. Aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkanını da bu vesileyle bulmuş olacağız. Çünkü gelir dağılımına devletin sosyal politikalarla yaptığı müdahale aslında çalışanların, emekçilerin lehine yapılan bir sosyal transfer anlamını da taşımaktadır. Şunun altını çizeyim. Türkiye'nin büyük kuruluşları, ihracatçı kuruluşları özellikle karlarını %137 düzeyinde artırdılar. Bunun sağlıklı bir tarafı da var. Nedir sağlıklı tarafı? Artık faaliyet karı kazanarak karlarını artırıyorlar. Yani daha önce faaliyet dışı karlara dayanan bir, rantlara dayanan bir büyüme vardı. Bugün Türk sanayisi, Türkiye'nin büyük kuruluşları, bin büyük kuruluşu diyelim, faaliyet içerisinde kar elde ediyorlar. Bu önemli bir şeydir ama bu karlarını emekçilerin de çalışanlarımızla paylaşmak durumundalar, paylaşmak durumundayız. Türkiye üretimde sosyal barışı sağlamadan ilerlemeye devam edemez. Büyümeden ilerlemeye devam edemez. Üretmeden büyümesi mümkün değildir. O halde sosyal barış içinde büyüyeceğiz, paylaşarak büyüyeceğiz ve Türkiye'nin bu konjonktürel ekonomik dalgalanmaların negatif etkilerini, enflasyonun emekçilerin ücret üzerindeki baskısını ortadan kaldıracağız. Ümit ediyorum sağlıklı çalışanlarımızı memnun eden, Türkiye'yi memnun eden bir netice alırız. Ben milletimize şimdiden bu toplantının hayırlı sonuçlar verilmesini diliyorum. Hepinize saygı sunuyorum. Hocam bir şey ilave edeyim. Buyurun. Şu anda kamu işçileri vergiden dolayı %8 kayıptalar. Sırf vergiden dolayı. Evet. 27'ye girdi %8. Evet, anladım. Sayın Başkanım bunu sık sık belirtir. Vergi barajına takılması hemen bir ücret artışının vergi dilimini değiştirmesi önemli bir sorundur. Onun da çözümü için biraz önce Sayın Başkan'ın bahsettiği konulardaki çözümlerimiz de masamızda var. Bu sorundan sonra onlara alacağız. Önce şu bir türlü bitmeyen geçici işçilerin geçicilik meselesini çözeceğiz. Onların işte taşeronundan kalan şeyler var. Bunları dosya dosya açacağız. Ben tekrar saygılar sunuyorum. Hayırlı olmasını diliyorum bu toplantıda. Şimdi kısa bir ara veriyoruz komisyon çalışması başlamadan önce değerli arkadaşlar. Buyurun. Hocam kolay gelsin. Sağ olun başkanım. Arkadaşlar kolay gelsin.